Şimdiye kadar SR-71'lerin motorlarını anlamaya çalıştıysanız, bu diyagramları SR-71'in uçuş yeri kitabından görme şansınız oldu demektir. Daha net düşünelim. Olabileceği kadar net değiller. Hadi temizleyelim ve basitleştirelim. Başlıyoruz. Diyagramın tamamı, hava akım girişi, Pratt ve Whitney JL8 motoru, itici püskürtücüler ve uçağın gövdesinden oluşan komple motor bölmesidir. İki mağın altındaki hızlarda JL8 diğer afterburner turbojet motorlar gibi davranır. Hava, motor dış muhafazası arasından içeri girerek inlet kısmının içine girer ve burada süpersonik şok dalgasının arkasında havanın hareketine izin verilir. Hava, buradan çok kademeli eksenel kompresöre geçer. Isılmış egzoz gazı, türbinleri döndürür ve motorun itme kuvveti, ejektör ile yüksek hıza ulaşmasını sağlar. Türbin kompresörü çevirir ve motor döngüsünü devam ettirir. Türbin, afterburner olduktan hemen sonra, oksijenin havadan mümkün olduğunca fazla alınması için egzoza daha fazla yakıt eklenir. Afterburner, hızlanan ivme patlamaları için izin verirken, büyük miktarda yakıt maliyeti olan güç gerçekten verimsizdir. JL8 motorunu diğer turbojetlerden farklı yapan bu diyagramlarda bulamadığınız aldı bypass borularıdır. Uçak, Mach 2.2'den daha yüksek hızda uçarken tüpler açılır. Sıkıştırılmış havayı, kompresörün 4. aşamasından afterburner'a doğru hareket ettirir. Bu, motorun daha çok ramjet gibi hareket etmesini sağlar. Bu da, SR-71'in sahip olduğu afterburner'ın yaklaşık 39'da 1'lik bir oranda hava sıkıştırmasına en çok yön veren ileri hareketli uçak türbinleri için daha yüksek bir yakıt verimi sağlar. 1,6/1 oranında ilave bir sıkıştırma eklenir. Türbinin ve ramjet sıkıştırmasının kombin edilmiş hareketi JL8'i çok benzersiz bir türde motor haline getirir. 1. Turbo ramjet, gezegene normal turbojet erimesini sağlayacak hızlarda seyir imkanı sağlar. Blackbird'ın hava giriş kısmı tasarımı, havanın motorun içine uygun açıda girerek JL8 motorunun kendi kendine çalışabilmesi anlamından önemlidir. Haydi nasıl çalıştığını görelim. Havaalanının ortasında, difüzörün arkasında ve merkez gövde ya da havaalığı dikmesi olarak adlandırılan bu simetrik dikme, sıkıştırılmış havayı motora girmeden önce eşit olarak dağıtır. Süpersonik hızda motor alığı, motorun önüne gelen süpersonik şok dalgalarını basınçlı alır. Böylece motorun en iyi hava akışı elde edilir. Girişin içerisinde dikme olarak adlandırılan ikinci bir şok dalgası oluşur ve burada motor bölmesine gelen havanın düşük basınçlı, süpersonik hızlardan yüksek basınçlı ses altı hızlarına geçtiği görülür. Normal girişin içerisine girdiğinde uçağın hızlandığı girişin ve giriş ışınının şeklinde bağlıdır. Uçak 1.6 mağa ulaştığında normal basıncın geri kazanımı için girişin içindeki en iyi yere gider. Bu, uçak için kullanılan difüzör içinde kullanabilecek basıncın değerine çevrilen süpersonik uçuş kusurlarının neden olduğu basıncın yüzdesidir. Bu oran Mach 3.2'de uçarken SR-71 için %90'dır. 1.6 Mach'ın üzerindeki her bir hız artışı için basıncın iyileştirilmesi, normali optimal konumda tutmak için her nokta için sivri uç 1.6 inç tepki verir. Bu, girişin göreceli geometrisini değiştirerek normali en uygun konumda tutar. Uçak, Mach 3.2 hızına ulaştığında harici darbe dalgası direkt olarak girişteki cıvıntaya yerleştirilir. Buna kepçe adı verilir ve girişteki sivri uç 26 inç geriye çekilir. JL8 Turbo Revjet'in girişteki basıncın geri kazanımı en çok afterburner için çalışan hava sıkıştırma ile azami yakıt verimine sahip olduğu hızdır. Tamam, şimdi girişin motor ve ejektörün birlikte nasıl çalıştığını gördüğümüze göre motor bölmesinde bulunan diğer ayrıntılara bakalım. Kapağın içine yerleştirilen kanat bilikleri, içeri giren havanın bir kısmını yakalar. Hava hızını subsonik seviyeye düşüren ve soğutma için motor etrafındaki hücre gövdesini yönlendiren şok tuzakları adı verilen dairesel açıklıklar halkasından geçirilir. Motor bölmesinden akarak hızlı hareket eden egzoz, havayı enjektörlerle çeker. 0.5 mağın altındaki hızlardan soğutma için girişten yeterli hava gelmez. Bu nedenle hava kabarcığı boyunca ortada konumlandırılmış emme kapılarından daha fazla hava gelir. Uçaklar kalkıştan hemen sonra ve inişten hemen önce 0.5 mAh'a yakındırlar. Ejektör ünitesinden önce, ejektörde egzoz akışı yeterli hava olmadığından bir sürükleme meydana gelmesini önlemek için yön değiştirici kapılar düşük hızlarda kapanma yönünde hareket eder ve ejektör havasını egzoz akışına yönlendirir. Bunlar Mach 1.2'de kapanır ve Blackbird uçuşlarında çoğu zaman kapalı kalır. Sadece kalkış, iniş ve yakıt ikmali için açılırlar. Hem emici hem de yön değiştirici kapılar güçlü JL8 motorunun yüksek seyir hızından çok daha yavaş bir hızda çalışmasını sağlar. Motorlar o kadar büyük ki her biri yer çalıştırmasına dönerek kendi kendini destekleyecek bir çalışma hızına ulaşabilmek için iki araba motorunun gücüne ihtiyaç duyuyor. Ama ben öyle sanmıyorum. Kaportada bulunan son 3 ayrıntı girişteki normal şok dalgasını korumak için gereklidir. İlk orta gövde yuvası yoluyla tepesindeki ayarlı yarıkların bağlı olduğu motor kaportasının dışındaki ızgaralar orta gövde talihsizdir. Düşük hızdaki orta gövde bileğinin motor girişinde ilk hava çekmesini sağlarken yüksek hızdaki bileğin sınır tabakası fitilleri atar. Düşük bir tabakada basınçlı ve türbülanslı hava sivri uçlu çubuğa yapışır ve basıncı geri dönüştürmeyi azaltır. Giriş doğrudan doğruya düzlemin dışına çıkan şok tüpler arasında uzanan bir dizi deliktir.
Bunlar analog bir bilgisayarın difüzör içindeki basıncın bir kısmını uçağın dışına göndererek basınç düşürmesini olanak tanıyan ileri bypass kapılarıdır. Ancak pilot hızlanma sırasında sürtünmeyi azaltmak veya motor eksi olma sağlamak istiyorsa arkadaki bypass kapılarını açabilir ve bu da ilk basınç olarak kaportaya yönlendirilir ve püskürtücüden çıkartılır. İşte bu kadar. Blackbird motor yelpazesinde JL8 Turbo Ramjet işte böyle işe yarıyor. Şimdi bu diyagramlara baktığımızda sonuçta görüntü karmaşıktı.